Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi kursumuza hoş geldiniz. Sizlere bugün büyük savaş olarak da bilinen birinci dünya savaşından bahsedeceğim. Birinci dünya savaşı en yıkıcı ya da ilk topyekun savaş olmamasının yanı sıra maliyetine rağmen tüm savaşları bitirecek savaş da değildi ama kendisinden sonra gelen bütün savaşları değiştirmişti. Evet birinci dünya savaşı bakış açımızı değiştirerek bugünkü dünyamızı tanımlayan dominant kavramlar olan kuşkuculuk anlamına gelen kinizm ya da sinizmi ve ironiyi normalleştirdi. Birinci dünya savaşı gerçekten de Simpsonlardan itici bıyıklara kadar her şeyi olağan kılmıştır öğretmenim öğretmenim benden mi bahsediyorsunuz sorduğum bu tip sorularla herkes için tam bir utanç kaynağısın dostum <laughs> İkinci Dünya Savaşı'na yol açan sosyal ve ekonomik koşulları yaratması dışında aslında olmasa da olabileceği ve çok fazla şey başaramamış olması yüzünden çoğu insan Birinci Dünya Savaşı'nın bir trajedi olduğunu düşünür. Savaşın nedenleri hakkında konuşmak bile birilerine bir bakıma suç atmaktan ibarettir. Savaşın birinci nedeni tabi Avusturya Arşitikü Frans Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Bosnalı Sırp bir milliyetçi olan Garvilo Princip tarafından öldürülmesidir. 20. yüzyılın en önemli savaşının bir terör saldırı sonucu başladığının altını çizeyim. Frans Ferdinand, İmparator amcası Frans Joseph tarafından pek sevilmezdi. E bu arada bıyık diye ben buna derim işte. Suikast sonucu Avusturya Sırbistan'a ultimatum verdi ve Sırbistan Avusturya'nın tüm isteklerini karşılamayınca da Avusturya Sırbistan'a karşı savaş açtı. Sırplarla olan ittifakı yüzünden Rusya orduları harekete geçti. Avusturya olan ittifak yüzünden Almanya Rusya ordularını durdur dedi. Rusya bunu yapmayınca da Almanya kendi ordularını harekete geçirdi. Rusya savaş ilan etti. Osmanlılarla bir ittifak kurdu ve Fransa sırf Fransa olduğu için Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. Almanya'nın savaş planı yani Schlieffen planı Fransa'nın en etkin bir şekilde çi de de görebileceğiniz gibi Belçika üzerinden fethedilmesini içeriyordu. Ve Büyük Britanya Belçika'nın dostu olduğu için onlar da Almanya'ya savaşı ilan ettiler. 4 Ağustos'a geldiğimizde Avrupa'nın tüm güçleri birbiriyle savaş halindeydi. Ağustos sonuna geldiğimizde de Britanya ile ittifakı yüzünden Japonya'da Almanya ve Avusturya karşısında savaşa dahil olmuştu. Tüm bu söylediklerim olduktan ve sömürgeler ve etki alanları da denkleme dahil edildikten sonra dünya buna benziyordu. Kimin kazanacağı hiç belli değil öyle değil mi? Ordular harekete geçirmemek ve savaşa girmemek için birçok fırsat vardı ama kimse bu fırsatları değerlendirmedi. Bazıları bu konuda ittifakları suçlar ki bu Wilson bu duruma milletler cemiyetini kurarak çare bulmaya çalıştı. Bazıları orduların harekete geçiren ilk, ilk olarak Rusya'yı, bazıları da Han planının destek olması yüzünden Almanya'yı suçlar. Leninistler savaşın emperyalizm yüzünden ortaya çıkıp kapitalist rekabetlerle evlendiğini, diğerleri de bu savaşın Almanya'nın radikal modernizmi ile Britanya'nın geleneksel konservatizmi arasında bir savaş olduğunu söyler. Bana sorarsanız ben ittifakları bir savaşın uluslar için iyi olduğunu savunan kültürel inancı suçlardım. Savaş ben ve öteki kimliklerini tanımlayarak biz düşüncesini güçlendirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce savaş gerekli görülen mükemmel bir şeydi. Batı cephesindeki siper savaşları anlamsız vahşet ve vahşi anlamsızlıklarıyla ünlenmişti. Büyük Britanya ve Fransa bir tarafa, Almanya diğer tarafa ve aradaki tarafsız topraklarla Birinci Dünya Savaşı yazarlar için insanların bir süre sonra içinde ölecekleri çukurlar kazmaları gibi metaforik çağrışımlarla dolu bir savaştı. Batı cephesindeki siperler kuş uçuşu olarak her ne kadar 650 kilometrelik bir alanı kaplıyor olsa da sonsuz zigzaglar yüzünden yaklaşık olarak 40 bin kilometrelik bir alana yayılmıştı. Her cephede siperler yoktu tabii. Özellikle de savaşın başlarında Almanların doğu cephesindeki oldukça büyük ama talihsiz bir orduya sahip Ruslara yaptıkları saldırılar gibi birçok ucuma dayalı hareket de görülmüştü. Ayrıca Arabistanlı Lawrence filmini seyredenler hatırlar. Lawrence'ın istismarları 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlılarla savaşan İngilizler bağlamında gerçekleşmişti. Bu noktada 1. Dünya Savaşı'nın dünyanın her yerinden katılımcıları olduğu durumu önem kazanıyor. Britanya ordusu Hindistan'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda ve Kanada'dan sadece savaşa davet edildikleri için mutlu olan askerlerden oluşuyordu. Afrikalılar Fransızlar için de savaşmış olup savaştan sonra evlerine döndüklerinde milliyetçi hareketlerde yükselme gözlemlenmişti. Savaşın belki de en iyi tarafı buydu çünkü neticede 15 milyon kişinin ölümü ve 20 milyon kişinin de yaralanmasıyla sonra falan çok büyük ve yıkıcı bir savaştan bahsediyoruz. Fransa'da yaşları 15 ila 49 arasında olan erkek nüfus nüfusunun %13,3'ü savaşta ölmüştü. Buna ek olarak sivil ölümleri de önemli boyutlara ulaşmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 3 milyon kaybın 2 milyonunu siviller oluşturuyordu. Diğer tüm savaşlarda olduğu gibi 1. Dünya Savaşı'nın da en etkili katili ha, tabii ki hastalıklardı. Ah bakteriler ve virüsler siz yok musunuz siz? Dizanteri, tifüs ve koleranın yükselişe geçtiği bir ortamda küçük yaralanmaların kangrene dönüşmesi ise durumu hiç de iyileştirmiyordu. Alman askerlerinin kollarındaki yaralanmaların %25'i ölümcüldü. Son olarak savaşın son son zamanlarında ortaya çıkıp da savaşın 3 katı insan öldürmeyi başaran grip salgınından bahsetmemek olmaz. Savaşın bu kadar öldürücü olmasının sebebi yeni teknolojilerin eski taktiklerle bir araya gelmesiydi. Tanklar, savaş uçakları ve zehirli gazlar ilk olarak her ne kadar 1. Dünya Savaşı'nda sahneye çıkmış olsalar da en yıkıcı iki teknoloji yine Amerikan malıydı. Makineli tüfek ve dikenli telden bahsediyorum tabii ki. Düşman siperine doğru hareket eden askerler makineli tüfeklerin ateş hattında can verdiler. 1916'daki son muharebesinde bir Alman makineli tüfek uzmanının söylediklerine göre İngiliz subaylar önden geliyorlardı. Aralarından birinin sakin bir şekilde bastonuyla yürüdüğünü gördüm. Ateş etmeye başladığımızda silahlarımızı durdurmamacasına tekrar tekrar dolduruyorduk. Yüzlerce asker gözümüzün önünde can verdi. Nişan almıyor sadece tetiğe basıyorduk. Somda İngilizler muharebenin ilk gününde 60 bin asker kaybettiler. Eski sömürgeci söylemlerinden biri olan ne olursa olsun bizim Maxim makineli tüfeğimiz var ama onların yok sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu defa herkesin makineli tüfeği vardı. Hızlandırılmış kursta insanların tarihi yaratırken tarihin de onları yarattığını hep aklımızda tutarız. Savaşan askerlerin tanımamız ve onların savaşı sistematik şiddete bakış açılarında de nasıl değiştirdiği konusunda yazdıkları Birinci Dünya Savaşı'nın bu durumu iyice belirginleştirmesini sağlamıştır. Askerlerin çoğu için savaş kahramanlık çeren görkemli bir olay değildi. İngilizler siperleri ıslak ve kokulu olarak tanımlıyordu. Islaklık, siperlerin Flanders'ın en nemli yerlerine denk gelmesiyle ilgili olabilir ama koku çürümekte olan cesetlerden kaynaklanıyordu. Hiç de görkemli değil değil mi? İngiliz askerlerin avantajlarından biri ülkelerine yakın cephelerde savaştıkları için yiyecek yani açlık sıkıntısı çekmemeleriydi. En uzak cephe İngiltere'ye yaklaşık olarak 110 kilometre mesafedeydi. Düşünsenize İngiliz gazetelerini bir gün gecikmeli bile olsa okuyabiliyorlardı. Zirve noktasına geldiğimizde bu videoda kelime oyunu yapmayalım lütfen. Siperden çıkıp da tarafsız bölgede düşmana saldırmak için koşan askerler romantik hayal gücümüzü devreye sokuyor. Ama bu askerlerin büyük bir bölüm bombardımanın tehdidi altındaydı. Fransız bir askerin günlüğüne yazdıklarına göre... Göre, savaş sırasında bombardıman altında kalmak kadar korkunç bir şey yoktur. Bu, askerlerin sonunu göremediği bir işkencedir. Aniden canlı bir şekilde gömüleceği korkusuna kapılır, deliğinde hareketsizce bir mucize beklemeye başlar. O zamanki askerler veya askerlerin geneli, hayal edilemeyecek kadar kötü koşullarda yaşamış olsalar da, onları ölüm tehdidi yanında strese sokacak başka bir sürü faktör vardı. Alman subayı Ernst Jünger'e göre, her ne kadar insanların son derece morallerini bozsa da, asıl strese sokan tehlike değil, aşırı yorgunluk ve sefaletti. Askerlerin çoğu, özellikle de İngiliz ve Fransız, Sızlar için emeklerinin karşılığı acı nasıl bir durumdu? Bu koşullar altında savaşmaya neden? Devam etsinler ki bunda görev, milliyetçilik, yoldaşlarına olan bağlılık, kaçmalar halinde öldürülecek olmalarının verdiği korkunun yanında alkolün de büyük bir rolü vardı. İngiliz doktorlarından birinin söylediğine göre eğer Rom olmasaydı savaş kazanmaları mümkün olmazdı. Hans Junger askerlerin dertlerini unutmak için içtikleri konusuna değinmiştir. 12 kişiden onunun ölmüş olmasına rağmen geriye kalan ölüden farksız ikisi dinlendikleri ilk gece sessiz bir şekilde ölen arkadaşlarının şerefine içiyorlardı. Açık mektup zamanı mı geldi? Uh, alkole açık mektup. Acaba bugün gizli bölmede ne var? İnanamıyorum. Aa, bu bir golf sopası. Ve bir de hızlandırılmış kurs hayranı tarafından hazırlanmış disco golf topu var. Uh. Sevgili alkol, bir insan olmamana rağmen hastalıklar gibi insanlık tarihinde hep boy gösterdin. Hatta bir milenyum boyunca askerleri görevlerini yerine getirmeleri adına kafalarını dağıtmaları için yardımcı bile oldun. Ama bana göre ya da deneyimlerime dayanarak söyleyeyim. Eğer bir şey yapmak için sarhoş olmamız gerekiyorsa belki de o şeyi hiç yapmamamız gerek. Tabii bu şey e, golf ise iş değişir. Tabii o hariç sevgiler. Sözde Büyük Savaş'tan neler öğrendik? Evet çok fazla değil. Düşünce balonunu ziyaret edelim mi? Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Versay Antlaşması savaşın tüm suçunu Almanya'ya yıkarak Alman ekonomisini ve politik kurumlarını mahvetmiştir. Eğer totaliter komünizmi özlemiyorsanız Bolşeviklerin güçlenmesini sağladığı için Birinci Dünya Savaşı'nın Rusya için de bir felaket olduğunu söyleyebiliriz. Rus devrimi ikinci evrede gerçekleşti. Şubat ayında gerçekleştiği için Şubat devrimi adına alan birinci evrede ordu isyanları ve sivil ayaklamalar Rus tarihi etmiş Romanov hanedanlığının son anlamına geliyordu. Monarşi yerine Alexander Kerenski tarafından yönetilen geçici bir hükümet geldi. Ama Alexander Kerenski Rusçayı savaşta tutarak çok büyük bir hata yapınca Ekim ayında gerçekleştiği için Ekim devrimi adını alan devrimin önü açılmış oldu. Ekim devrimi sonucu Vladimir Lenin ve Bolşevikler Ruslara barış, ekmek ve toprak sözüyle iktidara geldiler. Rusların en sevdikleri üç şeyin sözü verilmişti. Lenin'in büyük başarısı 1922'ye kadar sürecek bir bir sivil savaşta savaşması gerektiği için onu savaştan çıkararak rahatlatan Almanya ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu Almanlar için de faydalı olabilecekken Amerika'nın Fransız ve İngilizlerin yanında savaşa girmesi Amerika'nın jeopolitik gücünü arttırması gibi başka sonuçlar doğurdu. Amerika ekonomik olarak zaten küresel bir güç olma yolunda ilerlerken Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı ve insan gücünü ortadan kaldırmasını engellemek çorbaya tuz biber oldu. Savaş sayesinde Amerika borçlu bir ulus olmayı bırakıp başkalarına kredi veren bir ulus haline geldi. Wilson'ın Versailles müzakereleri sırasında her ne kadar istediğini elde edememiş olsa da liderlik pozisyonunda bulunması Amerika'yı yeni bir güç olarak belirledi. Çok teşekkür ederim düşünce baloncu. Tamamen Avrupa'ya odaklanmamak adına Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından birinin Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erip bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışı olduğunu da eklemeliyim. Dünyanın geri kalanında da çok faydalı olmasa da bazı değişiklikler görüldü. Afrika'da Britanya, Almanya'nın sömürgelerini ele geçirdi. Hintliler Amerikalılardan daha çok savaşmış ve daha çok kayıp rağmen bazı kazanamadılar. Bu feci sonuçlar edebi çevrelerde büyük hayal kırıklığı yarattı ve bu anlamsızlık duygusu ile kinizm kayıp jenerasyonun yazarlarına konu olmuştur. Kısacası bu kayıplarla dolu bir savaştı. Milyonlarca insan kaybolmuştu. Tabi savaşa dair geleneksel olan kahramanlık ve asalet içeren ideallerde yani bir siperde hava uçmayı beklemenin neresi asil ki? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın gerekli olabileceği ama hiçbir zaman görkemli olmayacağı kabul edildi. Savaş sonrası edebiyat ve sanatta da romantizmin modernizme dönüştüğü görüntü. Hemingway'in Güneşte Doğar isimli eseri savaş sonrası asil değil ama yetersiz birine dönüşen bir adamın hikayesini anlatır. Savaşa adam olmak için giden birinin savaş sırasında adamlığının elinden alınmasındaki karanlık ve gaddar ironi Hemingway'in dünyaya bakışının bir göstergesiydi. Bunun bizi de tanımladığını söyleyebilirim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.